Bu videoda oyunlardaki en etkileyici, en çarpıcı, en akılda kalıcı sahnelere yer vereceğim. Aslında 30 sahnelik tek bir video paylaşacaktım. Fakat 10'ar oyunluk bölümlere ayırdım. Muhtemelen sizden bir gelecek ilgiye bağlı olarak her iki ayda bir bu konseptte video paylaşmayı planlıyorum. Hüzün, ihtiras, dalavere, ölüm ne ararsanız bu videoda. Video fazlasıyla spoiler içerdiği için oyun isimleri ekranda göründüğü zaman geçmek için 5 saniyeniz olacak. Aşağıdaki zaman çizelgesinden spoiler yemek istemediğiniz oyunu atlayabilirsiniz. Bu videodaki 2 oyunu sizlere daha iyi anlatabilmek için sonraki videoya kaydırmam gerekti sevgili dostlar. Başlayalım. 10 numara Far Cry 5. Far Cry oyunlarının açılış bölümleri hakikaten muazzam oluyor ve 5. oyunda da böyle oldu. Helikopterle bir ekip olarak bir bölgedeki peder lakaplı bir tarikat liderini tutuklamaya gidiyoruz. Aşırı radikal bir örgütün başı ve o bölgede çok güçlüler. Aynı zamanda da silahlı bir grup. Ve pederi tutuklamaya gittiğimizde hiçbir sıkıntı, hiçbir direniş olmuyor. Adam tıpış tıpış geliyor helikoptere. Peşinden müritleri geliyor, helikoptere tırmanmaya çalışıyor falan. Ve sonraki sahnede helikopter düşüyor. Telsizden, bizim ekipten Nancy adında bir kadın her şeyin yolunda olup olmadığını soruyor. Sonra peder telsizi alıyor ve her şey yolunda. Kimseyi aramana gerek yok diyor. Nancy de tamam peder, dualarımız seninle diyor. Burada Nancy aslında peder için çalışan birisi olduğunu öğreniyoruz. Bu sahnede tüylerim diken diken olmuştu. Sonra Nancy'ye de bayağı bir küfretmiştim. 9 numara Max Payne. Oyunun hemen başında Max Payne işten sonra eve döndüğünde karısı ve çocuğunu göremez. Bu durumda bir tuhaflık vardır. Yatak odasına doğru gittiğinde de evde silahlı adamlar görür. Onları öldürdükten sonra karısı ve çocuğunun cansız bedeniyle karşılaşır. Sonrası ise efsanevi bir intikam alma hikayesi. 8 numara The Last of Us. Oyun Sarah ve Joel'la açılıyor. Sarah geç saatte eve gelen babası Joel'a doğum günü için hediye almış. Hediyesini verdikten kısa bir süre sonra da uyuyakalıyor. İlerleyen saatlerde salgın patlak verince evden apar topar çıkıp şehirden ayrılmaya çalışıyorlar. Hastalıklar tüm şehri sarıyor ve yollar tamamen tıkanıyor. Böyle bir durumda Sarah hastalıklılar tarafından öldürüldü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sarah ve Joel'a silah doğrultan bir polis ya da asker her neyse amirinden telsiz aldığı talimatla baba ve kıza ateş açıyor ve Sarah burada hayatını kaybediyor. Yapımcılar hakikaten çok akıllı bir hamle yapmışlar. Oyunu oynamaya başladığınızda Sarah'ı kontrol ediyorsunuz ve oyunu Sarah ile oynayacağınızı düşünüyorsunuz. İşte babasına hediye veriyor, küçük bir kız çocuğu tam böyle sevmeye başlıyorsunuz. Hop bir saat bile geçmeden, oyunun introsu bile girmeden Sarah hayatını kaybediyor. Mükemmel bir anlatım hakikaten. 7 numara Resident Evil 3. Raccoon City'de zaten normal zombiler bile yeterince tırsırcıyken ara bir video girdiğinde o zamana kadar gördüğünüz zombilerin 3 katının karşınıza çıktığını düşünün. Hakikaten PlayStation 1 döneminin en akılda kalıcı sahnelerinden bir tanesi Nemesis'le karşılaşma. Neyse ki oyunda savaşma ya da savaşmadan içeri kaçma gibi seçenekler var ama emin olun Nemesis'ten içeri kaçarak da pek kurtulamıyorsunuz. Oyun boyunca ızdırap oluyor resmen. Efsane bir kötü karakterdi. 6 numara What Remains of Edith Finch. Bu toplamda 2 saat bile sürmeyen oyuna o kadar çok etkileyici sahne sığdırmışlar ki ama benim favorim balık konserve fabrikasındaki sahne. Lewis Finch ailesinin bir bireyi ve balık konserve fabrikasında işe başlıyor. Bu sürede psikolojik destek alıyor ve biz onun hikayesini psikoloğunun mektubundan öğreniyoruz. Lewis balık konserve fabrikasında çalıştığı zamanlarda sürekli hayal kuruyor. İşte hayalinde bir ülkenin kralı oluyor, yeni topraklar fethediyor, sefere çıkıyor falan. Hayal kurmaktan o kadar keyif almaya başlıyor ki mesai bitiminde işten çıkmadığı zamanlar oluyor.
ve giderek gerçeklik algısını kaybediyor. Hayalleri de ona normal yaşamı kadar gerçek gelmeye başlıyor. Gerçeklikle bağ o kadar kopuyor ki hayal alemine kendini o kadar kaptırıyor ki hayalinde kendisini krala takdim ettiğini düşünürken balıkların kafasını kestiği yerde kendi kafasını kesiyor. 5 numara The Last of Us Part 2. Oyun dünyasında çok fazla ölüm sahnesi görmüşüzdür hepimiz ama bu kadar iç sıkıcı, bu kadar izlerken rahatsız edici başka bir ölüm sahnesi hatırlamıyorum. Eğer çıkmadan önce sızan spoiler'ı yememeyi başardıysanız muhtemelen bu sahnede şok olmuşsunuzdur. Ben spoiler yememe rağmen şok oldum. Neden? Evet, Joel'un öleceğini biliyordum ama bu kadar başta öleceğini düşünmüyordum ve neden, ne oluyor, niye ölüyor bir anlam da verememiştim. Ölümünün tabii işkenceli, uzun bir süreç olması da oyun dünyasının en rahatsız edici sahnelerinden bir tanesi olmasına sebep oldu. 4 numara Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Big Boss, Naked Snake'in hocası, Amerika'da senelerce askeri anlamda çok önemli görevlerde bulunmuş bir vatansever ama artık Amerika-Rusya Savaşı'nda Rus saflarında ve Naked Snake'le düşman halinde, birçok kez Snake'i öldürmek için fırsatı olsa da öldürmüyor ve oyunun en sonlarında ikisinin epik bir dövüş sahnesi var. Burada Snake Big Boss'u öldürüyor, beyaz çiçekler kan rengine dönüşüyor. Sonrasında ise olayların aslında hiç de bize anlatıldığı gibi olmadığını öğreniyoruz. 3 numara Ghost of Tsushima. Karakterimiz Jin Sakai, Moğollara esir düşen dayısı Lord Shimura'yı kurtarmak için bir ton badire atlattıktan sonra, hatta Tsushima adasını özgürlüğüne kavuşturduktan sonra dayısı yeğeni Jin Sakai'yi ölüme mahkum eder. Lan ne gerizekalı bir adam bu ya. Jin Sakai'yi ölüme mahkum etme sebebi de kendi törelerine göre savaşmamış olmasıdır. Oyunun en sonunda dayı ile yeğen arasında bir dövüş sahnesi oluyor ve Jin Sakai kazandıktan sonra dayısını öldürmek ya da canını bağışlama seçeneği oyunculara bırakıyor. Ben burada canını bağışlama seçeneğini seçmişim. Şimdi oyunu kayıtlarına gidip baktığımda şu andaki aklımda hiç tereddüt etmeden öldürdüm. Bu adamın ölmesi lazım. 2 numara Red Dead Redemption. Oyun dünyasının en kalleş ölümlerinden bir tanesi, John Marston bir çete üyesi, Edgar Rose adında bir şef, John Marston'ın karısı ve çocuğunu rehin alır ve John Marston'dan kendi çete üyelerini ortadan kaldırmasını ister. John Marston da işin ucunda karısı ve çocuğu olduğu için şefin her istediğini yapar. En sonunda şef gerçekten John Marston'ın eşi ve çocuğunu John'a yollar. Ama peşinden de ordu gibi asker toplayıp John Marston'ı kurşuna dizerler. John Marston bu oyun boyunca o kadar çok badireler atlattı ki bir şekilde bu sahneden de sağ çıkacağını düşünmüştüm. Askerlerin geldiğini görünce çocuğunu ve karısını gönderir. Geri döndüklerinde ise John Marston'ın kanlar içinde cansız bedenini bulurlar. 1 numara Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2'deki baş karakterimiz Arthur Morgan oyunun ortalarından biraz sonra zatürreye yakalanıyor ve oyunun farklı farklı sonları olsa da hepsinin ortak noktası Arthur'un finalde ölmesi. Böyle mükemmel bir hikaye işlenişi olamaz. Aslında Arthur Morgan sıradan bir çete üyesi, bir kahraman değil. İçindeki çetenin lideri bile değil ama hikaye ilerledikçe, hikayesi hakkında daha fazla şey öğrendikçe daha sevilen bir karakter haline geliyor. Bir yandan hastalığı ilerlerken diğer yandan ekibin geri kalanından kopmaya, fikir ayrılıkları yaşamaya başlıyor. Arthur bence ilk oyundaki John Marston'ın bile üzerine çıkan bir karakter olmuş. Hakikaten
ölümüyle, yani şu sahne beni ağlatmıştı öyle söyleyeyim. Oyun dünyasının bence en etkileyici sahnesi midir bilmiyorum. Daha fazla oyun oynadıkça belki fikrim değişir ama en etkileyici sahnelerinden bir tanesi olduğu kesin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.